Olmuyor Şimon. Olmuyor. Bu kadar plan proje yapıyoruz. Yine de Müslümanların bir kısmını durduramıyoruz. Yapmış olduğumuz Büyük Orta Doğu projesi meyvelerini vermesine rağmen hala İslam medeniyetini ve hakimiyetini isteyen Müslümanlar var. Bunları bir türlü durduramıyoruz. Nasıl yönlendirebiliriz bu Müslümanları Şimon? Nasıl? Nasıl? Yeni araştırmalar yapmamız lazım. Yeni verilere ulaşmamız lazım. Uzmanlarımızı devreye sokalım. İsterseniz bu iş için Orta Doğu'da yetiştirdiğimiz en iyi ajanımızı kullanalım. Michael'ı. O bu işi halleder. Ne dersiniz? Haklısın. O bu iş için adeta biçilmiş bir kaftan. Batı'ya olan nefretleri hiç bitmiyor. Sürekli değişiyorlar. Artık buna bir son vermeniz zamanı geldi de geçiyor sanırım. O halde bu iş için TV programı numaramızı kullanalım. Ne dersiniz? Bu arada araştırmanıza her zaman olduğu gibi seçtiğimiz model ülke Türkiye'den başlayacaksınız. Ayrıca Türkiye'dekilerin birçoğu Amerika hayranı canım. Sizden derhal araştırma raporunu bekliyorum. Acele edin. Orta Doğu'daki İslami hareketleri yönlendirmemizde bir sıkıntı çıksın istemiyorum. Peki efendim, bizzat ben ilgileneceğim. Müsaadenizle. Heçon. Buyurun. Hiçbir masraftan kaçınma canım. Peki. Kaçınmamasın. Buyurun efendim, buyurun. Hadi John, sallanma, hadi 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 hadi, acele et. Hadi John, hadi hadi. İşte araştırma mekanımız burası John. Nasıl ama? Neyse, hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen kayda gir. İyi günler sayın seyirciler. Bugün Kanal Amerika olarak Türkiye'de Müslümanların okuma kültürü hakkında bir araştırma yapacağız. Yoldan geçen insanlarla, halklarla röportaj yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden derhal röportajımıza başlıyoruz. İyi günler efendim. Biz Amerika'dan geliyoruz. Veş, Amerika'dan mı? Buyurun, neyse siz? Bilimsel bir araştırma yapıyoruz da bize biraz vakit ayırabilir misiniz? Madem Amerika'dan gelmişsiniz, de hadi birkaç dakika verelim o. O halde hemen başlayalım. Evinizde kütüphaneniz var mı? Ne kütüphanesi kardeşim? Sen benimle dalga mı geçirsin? Evde kütüphanenin ne işi var? Lan zaten o kişi dostuyuz eve. Evet, haklısınız. Sanırım bu soru biraz ağır oldu. Peki, kitap okur musunuz? Vallahi pek fırsat bulamayayım. Çünkü çok meşgul bir insanım ben. Öyle mi? Peki ne işle meşgulsünüz? Vallahi işsizim. İşsiz mi? Yani hem vaktiniz yok hem de işiniz, öyle mi? He vallahi. İyi, anladım. Peki efendim, yani hiç mi okumadınız şimdiye kadar kitapları? Yani aslında az önce yanlış söyledim. Arada bir fırsat buldukça okuyayım işte o. Hadi bakayım, yürü! Kameraya bak bir de. Biz devam edelim, sakin olun efendim, devam edelim. En son hiç kitap okumaz mısınız diye sormuştum. İşte fırsat buldukça okuyayım ama o. Peki hangi tür kitapları okursunuz? Bak kardeşim, ben tahmin tahmine 39 yaşındayım. Maşallah. Lo 39 senelik.
Hayat kitabının felek cildinin kader sayfalarını kaç defa okudum sen bilir misin? Anlayamadım. Yani aslında ben diğer kitapları kastetmiştim. Yani gazete, dergi falan yani. Benim okumuş olduğum hayat kitabı hepsine bedel. Ama bak yani onun dışında da hiç okumayan birisi değilim. Mesela gazetelerin, dergilerin, at yarış eklerini, iddia eklerini hiç kaçırmam. La iddia ekini alayım, çocuğa 2 lira vereyim, banko manko bir şeyler oynayayım. Bana her gün 50 lira para getirir. Çok yeteneklidir o. Maş. Bir de spor sayfaları var. La orada bir futbolcu vardı. Dinoli minoli neydi onun adı o? Ronaldo olsa gerek efendim, la, Ronaldo. La değil değil, Dinoli minoli bir şey. Tamam hatırladım. La Ronaldinho. La, ne tabii güzel oynuyor ya. Tabii ya. Evet, çok güzel efendim. Peki efendim, biz hiç vakit kaybetmeyelim. Devam edelim. Peki en son ne zaman kitap okudunuz, hatırlıyor musunuz? Vallahi bir miydi, la, üç miydi, beş miydi? Tamam hatırladım. Tahmin 32 sene önceydi. 32 sene mi? Ne oldu? Zoruna mı gitti kardeş? Aman efendim, neden zoruma gitsin? Yani kitap okumadan çok fazla uzun zaman geçmiş de ondan. Peki efendim, hangi kitap okumuştunuz, hatırlıyor musunuz? Vallahi hiç unutamayayım. Cin Oli Totil'de. Ah ne günlerdi. Çok güzeldi ya. Maşallah. Siz de çok derin izler bırakmış efendim. Vallahi. O gün Cin Ali ata bakıydı. Hala bakıyor. Bir türlü binemedi o. Evet. Peki efendim, bunların dışında sormak istediğim bir soru var. Kutsal kitabınız olan Kur'an'ı okuyor musunuz? Tabii sevim canım. Sen bizi kendin gibi gavur mu zannettin? La onu o kadar çok sevim. O kadar çok sevim ki. Bundan tam 15 sene önceydi. Ona çok güzel, özel bir kılıf yaptırmışam. Kur'an'ı da içine koymuşam. Evin en güzel köşesine. Sence nereye asmışam? Şey olsa gerek. La duvara. Tabii ya, ucundadır. Duvara. Başımızın ucundadır. Kimse dokunamıyor ona. Ama bak yani arada bir tozunu alayım o. Maşallah. Peki yani ben aslında şeyi soruyorum. Yani hiç okumaz mısınız? Yani şimdi onun belli zamanları var. Mesela Kadir Gecesi, Berat Kandili, Miraç Kandili, Ramazan ayında o gün Kadir Gecesi var. O gün sabaha kadar Kur'an okuyuk. Peki bugünler dışında hiç okumaz mısınız? O takdir ilahi canım. Nasıl yani? Yani kimin ne zaman öleceği belli olmuyor. Cenazelerde de okuyuk. O da kime denk gelir orasını Allah bilir. Peki bu sabahlara kadar okumuş olduğunuz Kur'an'ı anlayabiliyor musunuz? Vay baba! La sen ne dediğin farkında mısın? La ben alem miyim? Ben şeyh miyim? La benim ne hadime Kur'an'ı anlamak? La o onlara mahsustur. Biz okuyuk, sahibimizi alıyık. Peki, çok güzel. Zaten önemli olan onu okumak veya anlamak değil. Önemli olan kalp temizliği değil mi efendim? Tabii canım. Ne güzel dedin. Yavur mavursun ama sen de bozuk saat gibi günde iki defa doğruyu gösterirsin ha. Dediğin gibi önemli olan kalp temizliği. De hadi sana kolay gelen. Sağ olun efendim. Bak hele hangi kanal? Efendim, ne zaman çıkacak? Bırakırsan çıkacak. Bırakırsan. Tamam yemedik. Amma da zır cahil çıktı ya. Babandır. He? Zıt Erenköy. Tamam. Mikrofon. Al yemedim. Ben de zaten çuvalımı unutmuşum. Kes. Nasıl bir adama çattık ya? Neyse. Vakit kaybetmeyelim. Devam et. Hadi John, sallanma. Evet sayın seyirciler, röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi günler efendim. Biz Amerika'dan geliyoruz. Amerika? Oh my god! That's great! Welcome to Turkey, sir. Welcome to nice town Turkey. Ülkemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nice to meet you efendim. Nice to meet you. Bilimsel bir araştırma yapıyoruz da size birkaç soru sorabilir miyim acaba? Tabii efendim, ne demek? Hem bilime yardımcı olmak hepimizin görevi. Konu neydi acaba?
Konu kitap okumakla ilgili. İsterseniz hemen başlayalım. Düzenli kitap okur musunuz? Evet efendim, her gün düzenli olarak kitap okurum. Günde en az bir saatimi okumaya ayırırım. Peki, hangi tür kitapları okursunuz? Efendim, daha çok macera ve gerilim türü romanlar okurum. Dünya klasiklerinin çoğunun orijinal metinlerini bitirmiş durumdayım. Çok güzel. Sevdiğiniz bazı yazarları bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki de. Ne demek? Mesela Dostoyevski, Charles Dickens, Victor Hugo, Shakespeare. To be or not to be. Olmak ya da olmamak. Hamlet, Hamlet. Değer mi doktor canı kıyma? Bunlar en beğendiğim yazarlardır. Ayrıca bununla birlikte Medeniyetler İttifakı ve Hoşgörü'ye dair eserleri özellikle okurum. Wonderful. Oh my God. Medeniyetler İttifakı mı dediniz? Tüm insanlığı kapsayıcı geniş bir bakış açınız var efendim. Teveccühünüz efendim. İnsanlık için bunlar gerekli. Tüm insanlara kucak açmalıyız. Din ayrımı yapmamalıyız. Neymiş efendim? Öyle Yahudiler ve Hristiyanlar cennete giremezmiş. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Bir Adem'in evlatlarıyız. Hem sorarım size. Onlar da Allah'a inanmıyor mu? Harikasınız efendim. Müthişsiniz. Gerçekten hayran kaldım size. Ben de sizin medeniyetinize hayranım azizim. Gittiğiniz her yere demokrasi, özgürlük ve medeniyet taşıyorsunuz. İnanın bu üstün çabanız tüm insanlığın kurtuluşu için gerçekten gerekli. Çok gerçekçi bir bakış açınız var. Zaten biz Amerikalılar olarak Müslümanları çok severiz. Mesela onların ülkelerinden hiç çıkmıyoruz. Neyse, efendim mutlaka bu bilgilerinizin altında çok okumanızın faydası vardır. Şimdiye kadar kaç kitap okudunuz? Efendim, Doğu klasiklerini bitirdim. Türk klasiklerini bitirdim. Batı klasiklerini bitirdim. Ve dünya klasiklerinden bir 90 tanesini okumuş durumdayım. Efendim, müthişsiniz. Size göre bir kelime bulamıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Yalnız bunun dışında sormak istediğim bir soru daha var. Bununla beraber Kur'an'ı da okur musunuz? Veya bununla beraber İslam ilimleri de alır mısınız? Aslında pek ki vaktim olmuyor ama fırsat buldukça, vakit buldukça okumaya çalışıyorum. Evet, çok güzel, çok güzel. Sizdeki bu anlayış, bu bakış açısı olduktan sonra başaramayacağınız iş yoktur efendim. Bu çok değerli bilgileriniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Efendim ben teşekkür ediyorum. Sizlere kolay gelsin. Thank you. Thank you. Oh, America, we like you. Goodbye. Bir an korktum şuur veren kitaplar okudum diyecek diye ya. Neyse, okumuş da tam istediğimiz gibi okumuş. Bu cevaplar büyüklerimizin çok hoşuna gidecek, çok. Neyse, devam et. Tamam, hadi. Röportajımıza devam ediyoruz. İyi günler efendim. Biz Amerika'dan geliyoruz. Müslümanların okuma kültürü hakkında bir araştırma yapıyoruz da bize biraz vakit ayırabilir misiniz? Amerika Müslümanların okuma kültürünü neden araştırıyor ki? Efendim, gizli bir hedefimiz olacak değil ya. Bu sadece bir röportaj. Sorularınız nedir? Önce sizi tanıyalım. İsminiz nedir? İbrahim Öncü. İbrahim Bey, ne işle meşgulsünüz? Üniversite okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Çok güzel. İbrahim Bey, kitap okur musunuz? Tabii ki, evet. Peki hangi tür kitapları okursunuz? Bizimle paylaşır mısınız? Öncelikle zaten üniversite okuduğum için pozitif ilimlere dair kitapları okuyorum. Ayrıca tüm ilimlere kaynak olan yüce kitabımız Kur'an'ı her gün okumaya gayret ediyorum. Bunlarla birlikte tüm Müslümanların bilmesi gereken temel dini ilimleri, ayrıca iman, ibadet, ahlak ve cihat gibi ana konuları içeren kitapları da okuyorum. Bunlarla beraber İslam tarihini, yapılan zulümleri, batıl ideolojileri ve onların gerçek yüzünü açıklayan kitapları da okuyorum. Çok ilginç. Bu kitapları okumadaki hedefiniz nedir acaba?
Öncelikle bana böyle okumayı Rabbim emrediyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Emriyle gelişi güzel bir okumayı değil, bilinçli bir şekilde okumayı emretmiştir. Yani okumalarımız bizi Allah'a yaklaştırıyor ve onun emrettiği hayat nizamı için gayret ettiriyorsa faydalıdır. Aksi halde başkalarına göre veya kendi nefsinin isteklerine göre okuyan herkes birçok kitap okumuş olsa dahi ilahi bir kaynaktan beslenmemenin verdiği sonuçla cahil kalmış ve daima kafirin oyunlarına alet olmuş olur. Sanırım bu bilgilere bireysel kitap okumakla sahip olmadınız. Özel bir yerden eğitim aldınız. İslami eğitim anladığım kadarıyla. İnsan daima engelleyici güçlerle mücadele içerisindedir. Onlara karşı yenilmemek için mutlak surette Müslümanların oluşturduğu Kur'an ve sünnet ışığında hareket eden, kapsamlı, çağını tanıyan ve buna göre ilerleyen topluluklara katılması lazımdır. Çünkü şeytan da, düşman da cemaat halinde olana yaklaşamaz ve emellerine ulaşamaz. Peki kimleri düşmanlarınız olarak görüyorsunuz? Allah'ın düşmanları bizim de düşmanlarımızdır. Allah'ın hakimiyetini yok sayıp ona rağmen baş kaldıranları ve ona savaş açanları düşmanımız biliyor ve onları tanımıyoruz. Ayrıca dünyaya demokrasi diyerek savaş açan, hiçbir ilkesi olmayan, kendini süper güç olarak görüp zulüm yapan vahşi batı medeniyetini de onların müttefiklerini de. Efendim, batıya karşı çok sertsiniz. Halbuki son zamanlarda Orta Doğu'da yapılan İslami devrimlerde diktatörlerin devrilmesindeki batının desteğine ne diyeceksiniz? Biz diktatörlüğe zaten karşıyız. Yalnız oradaki diktatörleri başa getiren ve oradaki diktatörlerin yıkılmasını sağlayan bizatihi Amerika'dır. Daha sonra getirilen nizam ve düzen yine Amerika'nın güdümünde halkı uyutma ve gerçek devrimi engelleme adına oluyor. Ama artık bu oyunları bozacağız. Ümmeti yeniden uyandıracağız. Sizin gücünüz ne ki? Biz Batı medeniyeti gibi silahlara ve sahte beşeri sistemlere değil, yalnız Allah'a güveniriz. Müslümanları kardeş bilir, ümmeti uyandıracak nesiller hazırlarız. Peki ben size bir soru sorabilir miyim? Siz... Tabii efendim, buyurun. Buyurun sorun. Amerika acaba yeni bir projesi için mi Müslümanların okuma kültürünü araştırıyor? Aman efendim, Amerika'nın ne projesi olabilir ki? Neden? Orta Doğu'daki diktatörlerin devrilmesi için oradaki Müslüman halklara özgürlük ve demokrasi vaat ederek oradaki diktatörlerin yıkılmasını sağlayan Amerika değil mi? Evet, orada Müslüman kardeşlerimiz mücadele ediyorlar. Ama orada gerçekleştirilen devrimler İslami devrimler değil. Tabii ki bu sizin düşünceniz. Hayır, bu benim düşüncem değil. Bu benim gibi düşünen binlerce insanın sesi. Bu okuyup yeniden dirilen insanların sesi. Ve bir gün sayıları milyonları bulacak olan insanların sesi. Batı medeniyetini reddeden, İslam medeniyetini isteyen ümmetin sesi. Bu İslam'ı hakim kılacak öncü neslin sesi. Efendim, efendim çok teşekkür ediyoruz. Röportajımız bu kadardı. Kes, kes. Hadi kes, yürü. John, her zamanki ağırsın. John. Sence Michael bu işi başarabilecek mi? Merak etmeyin efendim. Bugüne kadar Michael hiçbir görevde başarısız olmadı. Eminim ki güzel haberle gelecektir. Yani bugün kadeh kaldırabilecek miyiz? Artık bu Orta Doğu'daki yaşanan olayları bizim üstümüzden atabilecek miyiz? Merak etmeyin efendim. Zaten Michael gibi ajanlarımız sırf bu iş için yetiştirildi. Efendim, Michael geldi.
Güzel. Derhal gelsin. Al içeri. Efendim, araştırmamızın Türkiye kısmı tamamlandı. Müsaitseniz raporumu sunmak isterim. Türkiye bizim için çok önemli. Raporunu detaylı sun. Anladım efendim. Yalnız size iyi ve kötü haberlerim var. O halde iyi olanlardan başla. Peki. Efendim, Türkiye'deki Müslümanların bir kısmı tam istediğimiz gibi dünyadan haberleri yok. Nasıl yani? Efendim, bunlar hayatları boyunca sadece birkaç kitap okumuşlar. Her türlü fikre müsaitler. Bazıları ise bizim projelerimizi bizden çok sahiplenmişler. Efendim, ılımlı İslam projemiz tutmuş. Efendim, daha güzelleri var. Türkiye'deki İslami hareketlerin bir kısmı insani hareketlere dönmüş durumda. Bir kısmı ise demokratik alanda mücadele veren hareketlere dönmüş durumda. Daha iyisi ise Orta Doğu'da halkları gaza getirerek yapmış olduğumuz sahte devrimleri İslam devrimi zannediyorlar. Bravo. Çok güzel, bravo. O zaman buna içelim canlarım. Tabii. Başkanım. Çok sevindiler. Tam bu haberlerden sonra kötü haber ne olabilir ki? Efendim nasıl söylesem ki? Bir de kitap okuyanlar var. Okuyorlar da ne oluyorlar? Okusun dursunlar. Okusunlar, okusunlar. Yok efendim, bunlar okuyorlar ama durmuyorlar. Şuur veren kitaplar okuyorlar ve herkese anlatıyorlar. Efendim, bu adamlar çok tehlikeli, çok. Lafı ağzında geveleyip durma. Söyle bakalım, ne okuyormuş bunlar? Hem neden tehlikeliymiş bu kadar bunlar? Efendim, bunlar üniversite okuyorlar. Pozitif ilimler okuyorlar. İslami ilimler okuyorlar. Şuur veren kitaplar okuyorlar. Ve bunlar yetmezmiş gibi bütün insanlara anlatıyorlar. Efendim, tezgahladığımız oyunların farkındalar. Batı medeniyetini reddediyorlar. Kur'an'ı hayat nizam olarak kabul ediyorlar efendim. Efendim, ben daha fazla anlatamayacağım. Küçük bir sunu hazırladım. Onu izletmek istiyorum. Efendim, kendi kulaklarınızla duydunuz. Bu adamlar çok tehlikeli. Bunları halklara anlatıyorlar efendim. Bu kadar endişelenmene gerek yok Michael. Hem bunlar gibisini çok gördük biz. Efendim, bence endişelenelim. Bunlar öncekilere benzemiyor. Efendim, benim duyduğum sesleri siz de duyuyor musunuz? İşte geliyorlar efendim. Geliyorlar. Geliyorlar efendim. Oh my God. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God!